Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün yine sizler için çok keyifli, çok güzel bir masal hazırladım. Umarım keyifle ve zevkle izlersiniz. Hepinize iyi seyirler sevgili çocuklar. Vakti zamanında Hansel ve Gretel adında iki çocuk yaşarmış. Onlar henüz daha bebekken anneleri ölmüş sevgili çocuklar. Hansel ve Gretel ormanın kenarında küçük bir kulübede babalarıyla birlikte yaşıyorlarmış. Babaları odunculuk yaparak geçimlerini sağlıyormuş. Bir yandan odunculuk yapıyor, bir yandan da çocuklarına bakıyormuş. Hem iş hem çocuklarına bakmakta başa çıkamıyormuş sevgili çocuklar. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra babaları yeniden evlenmiş. Oduncunun yeni karısı çok zengin bir aileden geldiği için ormanın kenarındaki kırık dökük eski kulübede yaşamaktan, oturmaktan ve yoksul yaşamaktan hiç hoşlanmıyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç ama hiç sevmiyormuş sevgili çocuklar. Hansel ve Kreter odalarında soğuk bir kış günü yataklarında uyumaya çalışırken üvey annesi babasına bu kışı nasıl çıkartacağız? Hiç yiyeceğimiz kalmadı eğer bu çocuklardan kurtulmazsak bütün bir kış boyu açlıktan öleceğiz demiş. Babaları üvey annelerinin bu teklifine bağırarak şiddetle karşı çıkmış çocuklar. Üvey anneleri tartışmaya gerek yok. Ben kararımı verdim. Yarın sabah bu çocukları ormana götürüp bırakacağız demiş. Greter üvey annesinin bu sözlerini duyunca çok korkmuş ağlamaya başlamış sevgili çocuklar. Hansel kardeşini teselli etmeye başlamış çocuklar. Üzülme krater kardeşim demiş. Elbette bir yolunu bulur geri evimize döneriz demiş. Gecenin bir vaktinde geç bir saatte annesi ve annesi ve babası uyuduktan sonra gizlice sessizce kulübeden dışarı çıkmış. Ve dışarıdan bir sürü küçük çakıl taşı toplayıp cebine doldurmuş sevgili çocuklar. Sabah olunca tüm ailece yürüyüşe çıkmışlar. Babaları çocuklarına "Ormana gezmeye gidiyoruz." demiş. Hansel çok akıllı, çok zeki bir çocuk olduğu için cebindeki çakıl taşlarını geçtikleri yola bırakarak iz yapmış sevgili çocuklar. Üvey anne ve babası Hansel ve Gretel için küçük bir ateş yakmış ve hemen geri döneceklerini söylemişler. Fakat üvey anne ve babaları ormanın içinde gözden kaybolmuşlar ve tabii ki geri dönüp gelmemişler. Vakit akşam vakti olmuş, hava kararmış. Ormandaki hayvanların ürkütücü sesleri Hansel ve Gretel'i çok korkutmuş sevgili çocuklar korkudan sabaha kadar ateşin başından hiç ayrılmamışlar. Ay ışığını yaymaya başlayınca sabaha karşı Hansel ve Krater o çakıl taşlarını takip ederek doğruca evlerine gelmişler sevgili çocuklar. Oduncu çocuklarını karşısında görünce çok sevinmiş. Üvey annesi de seviniyor gibi yapmış ama hiç de memnun değilmiş Hansel ve Kreter'in tekrar eden eve dönmesinden. Üç gün sonra Hansel ve Kreter'den kurtulmak için yeni bir plan yapmış. Onların akşamdan dışarı tekrar Hansel'in çıkıp çakıl taşı toplaması için odasını kitlemiş. Ertesi gün tekrar yürüyüşe çıkmışlar sevgili çocuklar ormana doğru. Fakat Hansel çok akıllı, çok zeki olduğu için akşam yemeğinden cebine doldurduğu ekmek kırıntılarını sabah yürürken geçtikleri yola saçarak gidiyormuş sevgili çocuklar. Öl vakit öğle vakti olduğu için anne ve üvey anne ve babası bir bahane uydurup tekrar döneceklerini söyleyip Hansel ve Gretel'in yanından ayrılmışlar. Orman içerisinde kaybolmuşlar. Tabii ki bir daha geri dönmemişler. Hansel ve Greter o ekmek kırıntılarını takip edip eve gitmeyi planlarken onları kötü bir sürpriz bekliyormuş sevgili çocuklar. Maalesef o ekmek kırıntılarını tüm kuşlar toplayıp yemişler. Ve Hansel ve Greter evlerinin yolunu bulamamışlar sevgili çocuklar. Üç gün ormanda aç bir elç dolaşmışlar, evlerinin yolunu aramışlar ama bir türlü bulamamışlar sevgili çocuklar. Tam öğle vakti ağacın üstünde duran beyaz bir kuş görmüşler sevgili çocuklar. Hansel ve Gretel tüm açlıklarını unutmuşlar. O güzel beyaz kuş Hansel ve Gretel'e o güzel sesiyle şarkılar söylemiş. Ve Hansel ve Gretel o beyaz kuşu takip ederek bir evin önüne gelmişler sevgili çocuklar. Bu ev enteresan bir evmiş. Çatısı pastadan, duvarları ekmekten, kapısı ve penceresi şekerdenmiş bu evin sevgili çocuklar. Çok acıktıkları için hemen Hansel duvardan bir parça koparmış. Kraten ise pencereden bir şeker parçası kopartmış. Yemeye başlarken içeriden bir ses duyulmuş. Kim o benim evimin duvarlarını kemiren ha? Demiş ve kapı açılmış. Kulübeden yaşlı, sevimli bir kadın çıkmış. Hansel ve Gretel bu kadından çok özür dilemişler. Üç gündür ormanda aç kaldıklarını söylemişler ve başından geçenleri bu kadına anlatmışlar sevgili çocuklar. Bu yaşlı sevimli kadın Hansel ve Kreter'i kulübenin içerisine almış, onlara yiyecek ikram etmiş ve akşam olmuş onlara yatacak bir de yatak oda vermiş. Hansel ve çok yorgun oldukları için gün boyu üç günce aç ve aç ormanı dolaştıkları için çok yorgunlarmış sevgili çocuklar. Yatınca sabaha kadar mışıl mışıl güzel bir uyku çekmişler. Sabah kalktıklarında kulübede o yaşlı sevimli kadın yokmuş sevgili çocuklar. Kurban içerisinde dolaşmışlar. Koridorun sonuna doğru bir kapı varmış. Merak etmişler acaba bu yaşlı kadın orada mı diye. Odanın kapısını bir açmışlar. Baksalar ki aman Allah, orası bir hazine odasıymış sevgili çocuklar. İçeride altınlar, zümrütler, yakutlar torbalarla doluymuş. Sandıklarla doluymuş çocuklar. Tam Hansel kapıdan içeri girecekken bu yaşlı kadın mersem kötü kalpli bir cadıyım sevgili çocuklar. Hemen Hansel'in kapısı da saçından tutup sürüyerek götürüp arka odadaki demir kafesin içerisine kapatmış Hansel'i. Bir anda çirkinleşen kadın grater e demiş ki "Doğruca mutfağa gideceksin. Her gün çeşit çeşit yemek hazırlayacaksın ve Hansel'e yedireceksin. Hansel şişmanlayacak ben de onu çıtır çıtır afiyetle yiyeceğim." demiş. Çaresiz kreter her gün mutfağa gidip çeşit çeşit yemekler yapıp abisi Hansel'e veriyormuş. Ama Hansel şişmanlamamak için o demir kafesin altındaki toprak zemini kasarak Greta'nın verdiği yemekleri oraya gizliyormuş sevgili çocuklar. Cadı kadın dayanamamış. Zayıf şişman fark etmez artık bugün Hansel böreği yiyeceğim demiş. Greta'ya e demiş ki git mutfaktaki fırına bak, fırındaki ekmekler pişmiş mi demiş. Grader de Hansel kadar çok akıllı, zeki bir eşitiymiş. Fırına atılıp yakılacağını anlamış, sezinlemiş Grader. Fırına gitmiş, oradan cadı kadına seslenmiş. Benim boyum yetişmediği için fırının içerisini göremiyorum. Ekmekler pişip pişmediğini göremiyorum demiş. Cadı kadın çok sinirlenmiş, hemen mutfağa gelmiş ve krateri elinin tersiyle ittirmiş. Çekil oradan demiş. Fırının içerisine kafasını uzatmış, ekmekler pişti mi pişmedi mi diye bakarken krater bütün gücüyle cadı kadını fırının içerisine ittirivermiş. Ve kapağını kapatmış fırının sevgili çocuklar. Hemen cadı kadının abisinin kapandığı, kapatıldan o kafesin kapısının anahtarının nerede olduğunu biliyormuş. Hemen çekme içecek çekmiş ve anahtarı almış. Abisini o demir kafesten kurtarmış ve hemen kulübenin dışına çıkmışlar. Cadı kadın kulübeyle birlikte yanarak kül olmuşlar sevgili çocuklar. Hemen Hansel ve Krater oradan uzaklaşmışlar. Bir müddet yürüdükten sonra bir dere kenarına gelmişler sevgili çocuklar. Ama Allah'ım dere kenarında kocaman den beyaz bir kuğu kuşu yüzüyormuş gökkuşu bunların yanına yaklaşmış. Önce krateri sırtına almış. Sonra Hansel'i sırtına alarak karşı kıyıya geçirmiş sevgili çocuklar. Hansel ve krater bu bölgenin tanıdık bir bölge olduğunu biliyorlar mı sevgili çocuklar? O bölge evlerine çok yakın bir bölgeymiş. Hemen koşmuşlar evlerine gelmişler sevgili çocuklar. Babaları onların karşısında görünce çok sevinmiş sevgili çocuklar sevincinden ağlamaya başlamış. Demiş ki çocuklar sizi ormana bıraktıktan sonra ben ormanda sizi çok aradım ama bir türlü bulamadım. Üvey anneniz de beni terk etti yoksulluktan ve kırık dökük evde yaşamaktan bıktığını söyleyerek anne ve babasının yanına döndü. Ve bir daha da gelmedi demişler. Hansel ve Kreder üvey annesinden kurtulduğu için Babalarını da çok sevdiği için babalarını affetmişler. Baba Hansel ve Krater çok mutlu günler olmuş. Ha, bu arada Hansel ve Krater'in babalarına bir de sürprizleri varmış sevgili çocuklar. Hansel evini cebine atmış. Cebinden o cadı kadının evindeki hazine odasından aldıkları altın ve gümüşler varmış. Greter de önlüğünün cebine sokmuş. Önlüğünün cebindeki altın ve gümüşleri, zümrütleri babasına uzatmışlar. Babası çok şaşırmış ve başından geçen olayları Hansel ve Gretel babasına anlatmışlar. Babası çok mutlu olmuş. Bu fakir ve sefil hayattan kurtulacakları için. O günden sonra abi kardeş ve babaları çok zengin ve mutlu bir hayatları olmuş sevgili çocuklar. Evet. Hikayemiz de burada böylelikle son buldu. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Alasmalık.